Sevgili YouTube izleyiciler, hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda hayran olma meselesini masaya yatırmak istedim. Kime hayran oluruz? Hayran olma kelimesi böyle biraz karışıyor. Attractive, yani çekici olma gibi. Ya da hayran olunan insanlar genelde para, güç, işte başarı sahibi insanlarmış gibi konumlanabiliyor. Ben takdire şayan bulmak anlamında kullanıyorum ve olumlu konumluyorum. Çünkü psikolojiye, sosyal psikolojiye baktım, felsefeye baktım. Bazıları olumsuz konumlamış. Yani kendinden daha yukarıda olan insanlara hayran olur insanlar diye konumlanmış. Mesela işte kendi korktuklarını yapan insan hayran olur bazı insanlar demişler. Ben açıkçası çok beğendiğim, takdire şayan bulduğum özellikleri olan insanlara hayran olduğumu fark ettim bu videoyu da hazırlarken. Kendimce 10 tane madde listeledim bizim için. Hayran olan insanların özellikleri: 1. Bu insanlar gerçek nezakete sahiptirler. Nezaket, tavır ve tutum olarak genel ve klişe olmanın dışında otantiktir. Yani biz hayatımızda sentetik olan şeyi, sonradan eklenmiş şeyi hemen fark ederiz. Nazik insanlar zorlu durumlarda bile nezaketli davranmayı, nezaketli tutumu tercih eden insanlardır. Eğer zorlanırlarsa çok çok o durumdan, o ortamdan ayrılırlar. 2. Dürüsttürler ve tutarlıdırlar. Dürüstlük bizim çok önemli bir değerimiz gibi görünse de esasen dürüst kalabilmenin, doğruluğun peşini bırakmamanın zor olduğu dönemler yaşıyoruz. O yüzden hayran olduğumuz insanlar gerçekten otantik olarak dürüsttür. Kendi menfaatine aykırı bile olmuş olsa gerçeklikten ve doğruluktan ayrılmaz. Buna paraleldir tutarlı olması. Tutarlı insanlar verdikleri sözleri tutarlar ve eylem ve söylem birlikleri vardır. 3. Hayran olunan insanların adanmışlıkları yüksektir. Ne demek? Her ne yapıyorsa %100 onun içerisindedir. Yani ayakkabı boyuyorsa %100 oradadır. Kuaförse %100 oradadır. Saçı öyle kesiyordur ve iş yapış şekline, bir şeyle, bir olayla, yaptığı işle gerçekten karışır, onunla bütünleşir. 4. özellik, geniş ve gerçek bir network'e sahiptir hayran olunan insanlar. Yani çok insan tanımak ve işlevsiz bir sosyal ağa sahip olmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten işlevli ve etkili bir network'e sahip olmaktan bahsediyorum. 5. Hayran olunan insanlar alçak gönüllü insanlardır. Mütevazi olmak, tevazu sahibi olmak, güçlü yönlerinin ve zayıf yönlerinin farkına varabilmektir. Kendine bir bütün olarak bakabilmek demektir. Dolayısıyla alçak gönüllü insanlar yüksek özgüven, özdeğer ve öz yeterliliğe sahiptir baktığınızda. 6. Empatik ve cömerttirler dedim. Bence bu birbiriyle ilintili bir şey. Diğer insanların refahını gözeten, onları anlayan, anlayış gösteren insanlar bolluk ve bereket enerjisi içerisindedirler. Onlara göre hayatta aşk, para, kariyer, ünvan, her şey herkese yetecek kadar vardır. O yüzden empatikseniz cömerttirsiniz de diye düşünüyorum açıkçası. Ve 7. Güler yüzlü insanlardır. Yani asık suratlı bir insana hayran olmazsınız. En fazla cool derseniz yaklaşırsınız ama sonra da sıkıcı bulursunuz. O yüzden güler yüz bütün kapıları açar demek istiyorum. 8. Ne yazdım? Başka, sadıklardır dedim. Yani sadakati yüksektir kendi değerlerine ve başkalarının değerlerine, yaptığı işe, verdiği sözlere sadakat gösterir ve orada kalırlar. 9. Mukavemeti yüksek insanlardır. Hayran olduğum insanlara baktığımda kaskatı olan insanlar değildir. Esnek olan, adaptasyon kabiliyeti yüksek, yaşadığı zorluklarda yılmazlığını gösterebilecek, düştüğünde toparlanma hızını hayatına entegre eden insanlardır diye düşünüyorum. Bu anlamda da onlara hayran oluyorum. 10. Hayran olan insanlar saygılıdırlar
öz saygıdan başlar saygı. Diğerlerinin önceliklerine, diğerlerinin duygu ve ihtiyaçlarına, dünyaya, doğaya, kendine, etrafına, çevresine saygılı bir tutum ve anlayış geliştirirler. Neden hayran olunan özellikler sergileyeyim Selmin? Niye böyle bir konuyu gündeme getirdin derseniz, eğer bu 10 tane özelliğe sahip olursanız kesinlikle başarılı olursunuz. Kesinlikle tabii ki mutlu olursunuz. İyi ilişkiler, etkili ilişkiler geliştirirsiniz. Aşkı da bulursunuz bu 10 tane özelliğe sahip olduğunuzda. Aslında Nietzsche demiş ki hayran olan kişi aslında masumca bir tutum içerisindedir. Masumdur yani hayran olmak. Ama hayran olan kişi bir gün hayran olunan bir kişi olabileceğine belki de inanmamıştır demiş. Niye inanmayalım? Belki bu 10 özelliğe sahip olduğumuzda hayran olunan bir kişi olabiliriz diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim.